günaydın, iyi günler diliyorum. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün veri görselleştirme ile ilgili belki ilk adımımızı atanlar olacak. Belki zaten bunu bildip biraz geliştirmek için yeni tool'lar, alanda ne oluyor bunlara bakmak isteyenler katılmıştır diye düşünüyorum. Öncelikle yani şöyle düşündük, Şafak Hocam'la da ve organizasyon komitesiyle de bunu organize ederken bir anda hemen başlarsak eğer biz veri görselleştirmeye bir saat içerisinde bitirebiliriz ama ilk önce bir de bunun mantığını yapılmış çalışmaların üzerinden de kısaca geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için bir sunumumla, kısa bir sunumla sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum açıkçası. Hemen açıyorum. Ekranım gözüküyor diye düşünüyorum. Gözüküyor değil mi diye sorayım. Evet. Evet, süper. Oradan gelen işaretlere göre de çok teşekkür ediyorum feedback için. Hemen bir, zaten burada da yapacağımız diğer tool'lar, kullanacağımız tool'larla ilgili bir klasörüm var. Bunu da arzu edenlere dersin bitiminden sonra bana e-posta atarsanız eğer paylaşabilirim. Google Drive üzerinden bu dosyayı da sizlerle paylaşabilirim. Notlarımı saklamıyorum yani, hiç endişeniz olmasın. Seve seve paylaşabilirim. O zaman önce bir veri görselleştirme nedir? Yani çok konuştuğumuz bir şey. Ben aslında bu sunuma başlarken öncelikle Pınar Dağ Hoca'yı anmak istiyorum. Çünkü belki de Türkiye'ye ilk getiren değil mi veri gazeteciliğini hepimizle tanıştıran isim. Hepimize müthiş bir kapı açan, büyük bir enerjiyle bütün üniversiteleri gezerek bunu anlatan ve Veri Okuryazarlığı Derneği'nde de şu an yönetici pozisyonda olan Pınar Dağ Hoca'mız. Ben onun öğrencisiyim, belki ondan el almış biriyim, öyle söyleyebilirim. Benim de bir hani dersim kapsamında doğrudan veri görselleştirme olarak değil ama veri görselleştirmeyi de içerecek şekilde kodlama anlattığım bir dersim var. Dolayısıyla oradan dolayı da seviyorum veri görselleştirme uygulamalarını. Bazı öğrencilerimiz de birazdan örneklerini göstereceğim. Beni geçmiş durumdalar. O dersi alıp yürüyen, çok daha böyle sektörde çok güzel işler yapan öğrencilerimiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Onların da çalışmalarından biraz bahsetmek istiyorum size. Peki çok genel bir tanımını yaparsak nedir veri görselleştirme? Bilgilerin bir çizelge, diyagram şeklinde olabilir ya da resim şeklinde olabilir. Temsili. Biz bunu anlatıyoruz aslında. Biliyoruz ki internetle birlikte çok enformasyon yoğun bir, yani çok sayıda enformasyonun internet ortamında dolaşıma girdiği bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu verileri basitçe özetlemek, bu verileri daha anlamlı kılmak oldukça önemli hale geliyor. Çünkü hep duyduğumuz şeyler, büyük veri kavramı var. Yani milyonlarca paylaşılan sosyal medya verisi var. Peki biz bunları ya da istatistikler var, yani birçok hani paylaşılan. Bunları nasıl anlamlı hale getirip nasıl hedef kitle için daha akılda kalıcı, daha kolay anlaşılır hale getirebiliriz? İşte tam da bu noktadan ortaya çıkan bir dijital, yeni bir dijital anlatı türü olduğunu söyleyebiliriz veri görselleştirmenin. Veri görselleştirme bilgi ve verilerin grafik gösterimiyle ilgilenen disiplinler arası bir alandır. Neden? Çünkü veri bilimi diye bir bilimden bahsediyoruz. İçerisinde istatistik var. Evet, iletişim var çünkü etkili bir iletişim metoduyla bunu nasıl iletebileceğiz kitlelere. Dolayısıyla aslında birçok hem sosyal bilimlerden hem de diğer alanlardan birçok bilimin kesişiminde ve uğrak yerinde olan bir alan olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yeni bir anlatı türü olduğunu söylemiştim veri görselleştirmenin. Ben aslında ilk önce bir iki örneğimle sizinle hani paylaşmak istiyorum. Sol tarafta gördüğünüz örnek Independent Türkçe'de hangi ülke kaç milyon doz aşı sipariş etti? Benden istedikleri için yardımcı olduğum, destek verdiğim bir veri görselleştirme tool'u. Birazdan onu bir göstereceğim size. Neden o dönem için hani daha akılda kalıcı kolaydı? Arkasından da söylediğim gibi bazı öğrencilerimiz çok da gurur duyuyorum. Çünkü bizim biliyorsunuz başka alanlarda da çalıştığımız için tamamen kendimizi veri görselleştirmeye vakfedemiyoruz. Ama tamamen bu alanda çalışan ve gerçekten çok iyi çalışmalar yapan Burak Başkaya adlı öğrencimin çalışmalarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Sağda bir tane bir örneğini görüyorsunuz. Bunları biraz gösterip size ardından kaldığımız yerden sunuma devam edelim istiyorum. Paylaşımımı kısa süreli durdurdum. Çünkü bir hemen hızla diğer söylediğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaşıp hemen tekrar açacağım. Evet.
Burada dediğim gibi nasıl daha kolay hale getirdiğimiz infogramla yapılmış bir veri görselleştirme örneği göstereceğim sizlere. Önde giden aşıların tablosuyla ilgili bir tablo var burada. Ardından kendi yaptığım tabloyu bulamıyorum bu arada. Hemen şimdi bulacağım sizlere diye düşünüyorum. Evet, burada. Şimdi bu tablo bize mesela nasıl bir kolaylık sağlıyor o dönem için? Hangi ülkenin hangi aşıdan aldığını renklerle çok kolay anlatabiliyoruz. O dönem çok önemliydi biliyorsunuz. Hangi ülkede biliyorsunuz hani geri bırakılmış ülkelere verilmediği bu aşının dünyanın belirli ülkelerinde tüketildiği ile ilgili iddialar vardı. Hangi ülkenin hangisini aldı? Bize bir interaktivite sağlıyor ve bazen verileri eğer değişiyorsa, yani bu veri bir interaktif veri değil ama eğer değişiyorsa, örneğin dünyadaki doğum oranları, o zaman interaktif bir görselleştirme yaparak sürekli olarak artışı görebiliyorsunuz. Yani tabloda rakamların sürekli değiştiğini görüyorsunuz. Bu tür örneklerde göreceğiz zaten. Ama burada da yapabileceğimiz bir şey var. Mesela sadece diğer aşıları kapatıp, o zaman için Pfizer çok önemliydi biliyorsunuz. Pfizer'ı görmek isterseniz diğerlerini kapatıp Pfizer'ın ne kadar yayıldığını görebiliyorsunuz. Diğerlerini açabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten çok akılda kalıcı, hangi ülkenin en çok aşıyı kolaylıkla temin ettiğini vesaire görebiliyorsunuz. Genellikle veri yoğun, nicel veri yoğun çalışmalarda kullandığımızı biliyoruz ama sadece de nicel veri yoğun çalışmalarda kullanmıyoruz. Dolayısıyla ben zihin haritalama tool'larını da bu derste birazcık anlatmak istiyorum. Nitel veriyi görselleştirmek için de veri görselleştirme araçlarını kullanabiliriz. Bir de size söylediğim gibi şimdi bir de bu öğrencimin, beni çoktan geçmiş olan öğrencimin onun çalışmaları çok güzel çünkü çok başarılı buluyorum açıkçası. Birkaç oradan da sizlerle paylaşmak istediklerim var. Çok başarılı çalışmalar gerçekten. Hemen şöyle açıyorum. Osmanlı'dan günümüze kısa aşı tarihi olarak gördüğünüz gibi. Yani bunu belki biz böyle sayfalarca bir metinle anlatabiliriz ama bu haliyle inanılmaz kolay, akılda kalıcı bir şekilde anlatabiliyor Burak. Ya da diğerlerini hemen açıyorum. Tamam. Çok farklı alanlarda, yani hani kullanabiliyoruz bunu. Futbolla ilgili bir veride de kullanabiliyoruz. Diğerlerinden de şöyle hızla göstermek istiyorum birkaç. Ya çok ilginç, yani magazinde de kullanabiliriz. Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatı o dönem hani gündeme geldiyse onunla ilgili olarak da bunu böyle yazılı bir metin okuyabiliyorsunuz. Biliyorsunuz dikkat ekonomisi çok önemli hale geldi yeni medyayla birlikte. Dolayısıyla yani bir habere baktığımızda 3 saniyeden fazla kalmak istemeyen bir kitleden bahsediyoruz. Ya da işte biz de öyleyiz. Hani mikro iletişim pratiklerinin, mikro gazeteciliğin çok revaçta olduğu, Twitter'da görüp geçtiğimiz, çok da tıklamak istemediğimiz bir dönem. O zaman uzun verileri daha etkili anlatmak ve o dikkati toplamanın da bir yolu olarak çok kullanışlı, elverişli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. 2020'de suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak kaç kişi suça sürüklenmiş, ne tür suçlar, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu tehdit. Bunu bir metinle okusanız belki sıkılıp çıkacaksınız, belki zamanınız olmadığını düşüneceksiniz ama bu şekilde anlatıldığında gerçekten çok etkili olabiliyor. Yine aranızda orada Z kuşağından katılanlar vardır diye düşünüyorum. Bizlerin çok belki bilmediği ama yani daha doğrusu dinliyoruz tabii ki biz de biliyoruz ama bizim dönemin şarkıcılarından olmayan ama son dönemin popüler şarkıcılarından Edis'le ilgili olarak yaptığı bir görselleştirme var. Dolayısıyla hani kategori yaparken de şöyle düşünmemek için bunları özellikle gösteriyorum. Sanki sadece çok resmi, çok ne diyeyim veri içerikli, nicel veri içerikli çalışmalarda kullanılabilir gibi geliyor bize ama değil. Magazinden spora birçok alanda veri görselleştirme kullanılabiliyor. Bunu anlatmak isterim size. Ferhan Şensoy'u değerli tiyatrocumuz Ferhan Şensoy'u kaybettikten sonra hazırladığı filmleri, oyunları, kitapları, onları kısaca özetlediği bir görsel var burada. Yine şöyle hızla hepsiyle de vaktinizi almak istemiyorum ama gerçekten çok etkili bir Kemal Sunal'la ilgili olarak muhtemelen ölümünün anma yıl dönümünde yapmış olduğu, hazırladığı bir görsel var. Yani pek çok alanda, çok ciddi alanlarda da kullanabiliyoruz bunu açıkçası ama magazinden dediğim gibi ekonomiye, spora birçok alanda Schumacher'in bir hani başarı öyküsü, kazandıkları vesaireyle ilgili olarak yine hazırladığı bir görsel var. Dolayısıyla
Çok fazla alanda kullanabileceğimiz bir etkili bir dijital anlatı türü olduğunu söylememiz mümkün veri görselleştirmenin. Peki veri görselleştirme için biz programlama dillerine ihtiyaç duyar mıyız? En çok gelen sorulardan biri bu. Çünkü biliyorsunuz programlama dilleri çok kolay da elbette ki öğreniliyor. Ama emek vermeniz biraz daha fazla bir tool'u öğrenmeye göre bir programlama dilini öğrenmek istediğinizde daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Daha fazla emek vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç var mı diye bir soru geliyor. Biz bu derste tabii ki bir programlama dilini burada öğrenmemiz ve onunla bir görselleştirme yapmamız mümkün değil bu atölyede. Dolayısıyla tool'ları kullanacağız. Uygulamalar üzerinden gideceğiz. Ama gelecekte bu alana merak saldım, ben bu konuda devam etmek istiyorum diyenler için de önerilerim var. Usta bir veri görselleştirme uzmanı olmak isteyenler biraz programlamadan ve bazı istatistik becerilerine de sahip olması gerekiyor. Python ve R en çok kullanılan, veri biliminde de en çok kullanılan, belki duyduğunuz zaten birçoğunuzun duyduğu iki dil ve her ikisi de veri gazeteciliği için önemli kabul ediliyor. Hangisini öğreneceğinizden emin değilseniz uzmanlar Python'la başlamanızı öneriyorlar. Çünkü bunun web uygulamalarına, yani çünkü bunu bir de bir yerde yayınlayacaksınız. Dolayısıyla web uygulamalarına da daha kolay entegre edilebildiği düşünüldüğünde, sorunsuz aktarılabileceği düşünüldüğünde Python'ın öğrenilmesi olabilir. Yani düşünülebilecek bir yöntemdir deniliyor. Ama dediğim gibi bunun için asla imkansız değil. Birçok ücretsiz internet ortamında bulabileceğiniz dersler var. Katılabileceğiniz bu atölye gibi bir onlarca atölye var. Sadece hep söylediğim şey, gerçekten emek vermek gerekiyor. Ve Burak, eminim benden aldığı derslerle sınırlı tutsaydı ve bu tool'ların üzerinde kendisi de yeni tool'lar bulup her gün emek vermeseydi şu an bulunduğu noktaya gelemeyecekti. Dolayısıyla hani sihirli bir formül, 2 saat derse gelirseniz muhteşem şeyler çıkar ya da 1 aylık bir programı bitirirseniz şahane görselleştirmeler yapacaksınız da diyemiyorum. Sürekli olarak emek vermek, alanda yeni çıkan tool'ları, yeni çıkan, çünkü çıkıyor yani bambaşka tool'lar çıkıyor, daha kolay, daha iyi anlatı türleri. Bunların hepsini takip etmek gerekiyor eğer bu alana emek vermek istiyorsanız. Ben kısaca diğerlerini de burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Flourish, hani çok kullanılanlardan birisi. İkon aramak için, bunları zaten şeye geçtiğimizde, uygulama bölümüne geçtiğimizde üzerinde göstereceğim. Bazen görsellerde ikon kullanmamız gerekiyor. İkon kullanmak için CVH ya da AnyCharts'ı kullanabiliriz. Yine FastCharts çok kolay kullanılabilen bir başka veri görselleştirme tool'u bize hani rahatlıkla yapabilmemizi sağlayan. Bunun dışında bizim bu derste kullanacağımız açık kaynaklı olduğu için benim de çok desteklediğim RawGraphs. RawGraphs de gerçekten çok enteresan ve güzel görseller çıkarmamızı sağlayacak olan bir platform. Diğerlerinin de özellikle üzerinde duruyorum ki bunları denemek isteyenler, bunları kurcalamak isteyenler olacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yani her bu kullanacağımız her tool'un ücretsiz versiyonları da var, ücretli versiyonları da var. RawGraphs hariç, RawGraphs tamamen ücretsiz, açık kaynak bir uygulama. Ama ücretli olanlara da eğer yarın bir gün medya sektöründe çalışmaya başlarsanız yöneticilerinizi ikna ederek sizin için, sizin daha rahat çalışabilmeniz için almaları konusunda talepte bulunabilirsiniz. Çünkü var hani bu şekilde giderek kurum üzerinden ne diyelim yeni hesaplar, daha upgrade versiyonlarını ya da daha üst sürümlerini kullanmak isteyenler olabiliyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Bir kuruma girdiğinizde bir rica olarak üstlerinizden talep edebileceğiniz bir ya da talep edebileceğinizi de vurgulamak isterim. Infogram yine çok duyduğumuz, bu arada benim biraz önce gösterdiğim aşılarla ilgili olan infogram üzerinde yapılmıştı. Onunla da ilgili göstereceğim bu ders kapsamında, uygulama bölümünde infogram üzerinde de göreceğiz. Tableau'nun bir güzel özelliği var, bunu da özellikle öneriyorum. Çünkü Tableau öğrencilere genellikle daha ücretsiz birçok, yani edu.tr uzantılı ve öğrenci posta adresine sahipseniz, öğrenci belgenizi de yüklerseniz size neredeyse tamamını ücretsiz olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Bunun dışında Tableau'yu bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey bence. Böylece internet olmayan bir yerde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz uygulamayı. Dolayısıyla hani son dönemin popüler uygulamalarından biri.
Data wrapper yine çok kullanılan alanda göreceğimiz, hani yine şöyle bir tıklayıp bakarız birazdan uygulamaya da geçtiğimizde. Yine ikon aramada biraz önce söylediğim gibi The Noun Project de var. Buradan da ikon arayıp ikonlar indirebiliriz. Uygulama bölümünde göstereceğim. Plot Parade var. Bir de nitel veri görselleştirme için demiştim ki sadece nicel değil, zihin haritalama başta olmak üzere nitel veri görselleştirmede de kullandığımız tool'lar var. Dolayısıyla ben en çok hani benim diğer veri görselleştirme, nitel veri görselleştirme, zihin haritalama atölyelerime girenler bilirler, en çok mind map kullanıyorum. Ama birçok yani zihin haritalama tool'ları diye aratsanız karşınıza birçok örneği çıkacaktır. Bu derste uygulama bölümünde ama mind map üzerinden kısaca birkaç yani tool'u sizinle paylaşıp oralarda neler yapabiliriz bir başlangıç seviyesi gibi görelim istiyorum açıkçası. Veri görselleştirmenin bir de süreçleri var. Bu kısım önemli. Genelde atlanıyor. Herkes tool'u öğrenmek niyetinde. Biz de zaten tool'lara bir giriş yapacağız ama hikayeleme neden önemli? Biraz bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Başarılı bir veri hikayesinin ana bileşeni yaratıcılık. Veriler kendi başına bir hikaye değiller. Yani elinizde şahane veriler olabilir. Ama bu verilerden bir hikayeniz yoksa, kitleniz için neyin alakalı olup neyin olmadığı konusunda yaratıcı bir şekilde düşünemiyorsanız ve bir hikaye oluşturamıyorsanız, dijital hikaye, bunun çok bir anlamı olmayacaktır. Diğer taraftan veri içermeyen harika bir hikayeden de veri görselleştirme yapamazsınız. Veriye dayalı bir hikaye çıkaramazsınız. Dolayısıyla hikaye ve verinin, içerik ve verinin birbirini gerçekten desteklemesi ve örtüşmesi gerekiyor. Genellikle anlatmak istediğiniz hikaye ile sahip olduğunuz veriler arasında doğru dengeyi bulmak biraz deneme ve yanılma gerektiriyor. Eminim Burak'ın da ilk çalışmaları çok parlak, muhteşem değildi ama zaman içerisinde tüm bu tool'larda hakimiyet kazanmak, beğendiğiniz ve bu arada bu da bir alışkanlıktır. Yani belirli bir süre sonra belirli bir tool'da uzmanlaşıp elbette ki o tool'u daha pratik bulabilirsiniz. Ama hep söylediğim bir şey var kodlama derslerimde de. Şu an bütün biliyorsunuz web sayfaları HTML ile çalışıyor. Ama belki bir 10 yıl sonra HTML diye bir şey olmayacak hayatımızda. Dolayısıyla yeni tool'lara, yeni alandaki gelişmeleri de her zaman takip etmek bu anlamda çok önemli. Onun için ben bir programda çok iyiyim. Tableau'yu şahane kullanıyorum. Google Maps'te harika işler yapıyorum. Infografide muhteşem şeyler yapıyorum demek yerine o veriye uygun olacak şekilde diğer tool'lar üzerinde de denemeler yapmak son derece önemli. Belki bu bütün işler için geçerli olan bir şey. Benim söylediğim bir şey var. Yani üç sevgilinizden birini bırakmanız gerekiyor. Bu söylediğim gerçek kız arkadaşınız, eşiniz ya da değil ya da erkek arkadaşınız değil ama çok yani birazcık bir alanda uzmanlaşma yapmak istiyorsak eğer İkinci sevgilim dediğiniz şey televizyon izlemekse ondan birazcık zaman ayırmanız gerekiyor. Ya da çok sevdiğiniz ne olabilir? Oyun oynamak olabilir. Dijital oyun oynamak. Bundan biraz zaman kazanarak bu kazandığınız zamanları da veri görselleştirme tool'ları üzerinde denemeler yaparak harcamamız oldukça önemli. Dolayısıyla hani birazcık feragat gerektiriyor açıkçası bu alanda uzmanlaşma yapabilmek için. Yoksa şahane bir tool öğrenmişsinizdir, 10 saatlik bir kurs almışsınızdır ya da burada kazandıktan sonra ben bu tool'u çok güzel kullanıyorum demişsinizdir ama devam ettirmediğiniz sürece yani bu becerileriniz, bu dijital becerileriniz geriye doğru gidecektir maalesef. Temizleme ve analiz kısmı var. İkinci kısmımız verileri temizlemek, bir PDF belgesindeki tabloları bir elektronik tabloya çıkarmak gibi veriyi anlamlandırabileceğimiz bir biçime dönüştürmekle başlıyor. Bir sonraki adım ise yanlış, eksik ve yinelenen değerleri kontrol etmek. Bunu bittikten sonra yapmamız çok zor. Ham veri elimizdeyken, belki bir Excel tablosu ve CSV verisiyken bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bir veri kümesini iyice temizlemek için ek zaman harcamamız, analizin sırasında yanlış sonuçlara varma olasılığını önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla elimizdeki verilere de ne kadar güvenirsek güvenelim, kontrol etmemiz gerekiyor. Gerçekten doğru mu? Arada atlanan bir şeyler var mı? Yinelenen veriler var mı? Bunlara da mutlaka bakmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla sadece tool'u bilmekle yetmiyor açıkçası. Peki nereden veri bulacağız? En çok sorulan sorulardan birisi de bu. Aslında çok fazla açık veri kaynağı var ve bunu da destekliyor. Hem devletler hem uluslararası kuruluşlar,
hem yerel düzeyde belediyeler, Türkiye'de de açık veri kaynakları sunan, aratsanız birçok belediye göreceksiniz. İnternette girip verilerine açık kaynak veren belediyeleri aratsanız ülkemizde de çok fazla var. Ama ben genel olarak nerelerden bulunabileceğiyle ilgili, bu arada tamamen size özgü veriler de olabilir. Birileri sizinle paylaşmıştır haber kaynağınız. Ama genel itibariyle aslında o kadar çok veri var ki veri görselleştirme yapabileceğimiz, bu kaynakları, veri havuzlarını pek fazla incelemiyoruz. Bunlardan birisi Open Knowledge Foundation. Devletlere ve sivil toplum kuruluşlarına bilginin açıklığı hakkında bilgilendirmeler ve anketler yapan bir oluşum burası. Aynı zamanda da veriyi etkin kullanabilmek adına gereken araçlar ve beceriler üzerine çalışmalar yapan bir kuruluş. Tabii ki resmi istatistik portalları, bunlardan en önemlisi TÜİK ülkemiz için. TÜİK tarafından hazırlanan açık veriye ulaşabileceğimiz kaynaklar da var. Oradaki verileri de alarak çok etkili, çok güzel görselleştirmeler yapabilme şansına sahibiz. Genellikle bunları kurcalamayı sevmiyoruz. Yani biz istiyoruz ki hazır olarak önümüzde dursun. Halbuki bu portalı kurcalasak görselleştirilebilecek onlarca, binlerce materyal çıkacaktır buradan. Dolayısıyla ham veri çıkacaktır. Bu istatistik havuzlarını da incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Yine Noema diye bir site var. Bu da ülkelerin verilerini tek bir çatı altında toplama amacı taşıyan bir veri tabanı. Yani buraya girdiğinizde, Türkiye dediğinizde Türkiye'deki verilere ulaşıyorsunuz. Ülke ülke. Gerçekten enteresan bir veri tabanı. Ülke ülke, farklı ülkelerin de, Avrupa Birliği'nin de verilerine ulaşabileceğiniz bir veri tabanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla tool'ları öğrenmek kadar verileri nereden bulacağınıza da odaklanmamız son derece önemli. Ama tabii ki bunun dışında iyi bir gazetecinin nedir? Kendi kaynakları vardır, sadece kendisiyle paylaşan. Elbette ki bu tür verilerden de görselleştirmeler yapılabilecektir diye düşünüyorum. Yani aslında internet ortamında bizim veri havuzlarına ulaşabileceğimiz çok sayıda kaynak var. Yeter ki biraz becerilerimizi, veri görselleştirme tool'ları üzerindeki becerilerimizi geliştirip bu verilerden anlamlı birer anlatı oluşturmak üzerine birazcık emek vermeye çalışalım diyorum. Bunun dışında yine The World Bank'in, Dünya Bankası'nın dünya genelinde geniş ekonomik veriler topladığı bir başka veri havuzu var. Hani buradan da yararlanılabilir, buradan ekonomiyle ilgili olarak çok fazla veri çekebileceğimiz bir yer. Dolayısıyla aslında havuzlar orada ama bizim onlardan iyi birer anlatı çıkarmamız gerekiyor. Biliyorum bu böyle hani kuramsal kısımlar genelde sıkar ama son bir de veriyle ilgili olarak bunun bir de etik kısmı var. Onunla ilgili de çok kısa bir şey paylaşıp arkasından zaten bu tool'lardan bir kısmını kullanmaya başlayacağız hep birlikte. Belki kısa bir ara veririz. Ondan sonra da hemen toplanıp birkaç ilk örneklerimizi, sizin de bu arada bilgisayarlarınız açık olursa çok sevinirim internete girecek şekilde. Çünkü belki ilk denemelerimizi sizler de yapmak istersiniz. Kısaca bir de veriyle manipülasyondan bahsetmek istiyorum. Yani şöyle bir algı var. Çok özür diliyorum, ekranı paylaşmadığımı tahmin ediyorum. Evet, ekranı paylaşayım. Şöyle bir algı var. Maalesef eğer nicel veriyle yapılmış bir çalışma varsa bunun default olarak kendiliğinden objektif ya da nesnel olabileceğine dair bir anlayışımız var. Halbuki doğru değil bu. Yani nicel veri her zaman bize doğruyu söylemiyor ve bunu şimdi göreceğiz zaten. Fakat aklımızda yani ne olacak ki işte veri kullanmış doğru. Hani bundan daha nesnel bir içerik olabilir mi gibi bir algımız var ama aslında değil. İstatistikler ve veriler de çok kolay belirli amaçlarla kullanılabilir. Amaçlı ya da amaçsız olarak, belki bir niyetiniz yok. Hatalı yaptığınız için de olabilir. Tamamen niyetli olarak manipüle etmek için de kullanılabilirler. Dolayısıyla her nesnel veriyle yapılan veri görselleştirme doğrudur, uygundur da diyemeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Mesela burada bir örneğimiz var. İkisi arasında, yani iki tabloya baktığımızda birincisinde dramatik bir yükseliş, yani değil mi? Grup B ile grup A arasında inanılmaz bir, yani ilk baktığımızda daha büyük bir algı yaratıyor. Biz aslında veri aynı.
Yan tarafa baktığımızda ise daha küçük görüyoruz. Yani %62'ye %54 ne kadar olduğunu gösteriyor bize. Neden buradaki sorun kaynaklanıyor? Çünkü X ekseni ile Y ekseninin birleşimi 50 yazıyor farkındaysanız ilk yeşil tabloda. Yani sıfırdan başlatılmamış durumda. Dolayısıyla da algıyı sanki böyle çok büyük bir fark varmış gibi seçimlerde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir şey bu. Çünkü görsele ilk bakan kişi ne algılayacaktır buraya baktığında? Arada büyük bir fark var. İşte hep iletişim kuramlarında duyduğumuz suskunluk sarmalı ya da kitlelerin genelinin nereye verdiğini düşünme gibi eğilimler konusunda kitleleri etkilerken kullanılabilir. Ama bu gerçekten veriyle yapılmış bir manipülasyon örneği. Dolayısıyla X ekseni ile Y ekseninin sıfırdan başlaması çok önemli. Bir diğer şey, yanlarına rakam yazmak oldukça önemli. Bunu sadece yani çünkü hani 62 ile 54 arası yandaki sağ taraftakinde 62 ve 54 olarak belirtilmiş durumda yüzdeler ama öteki tarafta yok ve algı olarak sanki büyük bir uçurum varmış hissi yaratıyor. Dolayısıyla bu, görsellerimizi yazıyla desteklememiz son derece önemli. Görsellerimizi renkle desteklememiz son derece önemli. Görsellerimizi bütün unsurlarla desteklememiz önemli. Renk derken de neden sadece renkle dayanamayız? Mesela evet diyenler, hayır diyenler dedik. Kırmızı ve yeşil bıraktık ve gittik. Dünya üzerinde ve Türkiye'de onlarca renk körü var. Kırmızı ve yeşili göremiyorlar. Dolayısıyla siz veriyi sadece renklerle anlattığınızda çok ciddi bir sıkıntı doğuyor. Benim bir çalışmam vardı dijital haritalarla ilgili. İnternet ortamındaki gazetelerin dijital haritalarıyla ilgili gerçekten korkunç. Seçim sonrası kullandıkları haritalar. Ne şehirlerin adları yazılı, kendinizin bulması gerekiyor. En azından 3-4 harfini koyarak bunu kolaylaştırmanız gerekir. Yine sadece renkle anlatılmış ama o renkleri göremeyenler var. Dolayısıyla bizim içeriğimizi kuvvetlendirmek için yazıdan, renkten, her türlü unsurdan yararlanmamız gerekiyor. Özellikle de dezavantajlı grupların enformasyona daha kolay ulaşabilmeleri için. Sadece renk körleri de değil, yaşlıların daha kolay görebilmesi için zoom eklentisini koymamız, mutlaka büyütebilmeleri. Yine hem renkle hem yazıyla, yazının da puntosunun çok küçük olmaması. Çünkü yine görme beceriyle ilgili. Mümkünse ses dosyaları eklememiz. Altına ekleyebiliriz o veri görselini anlatan bir ses dosyası ekleyip o görselde ne anlatıldığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla mutlaka engellileri, yaşlıları ve dezavantajlı, dijital teknolojilere erişmedeki dezavantajlı tüm grupları düşünerek görselleştirme yapmamız gerekiyor. Burada yine sorunlu bir, yine görüyorsunuz, ya bu sefer de sağdakinde böyle fark çok büyük gibi algılanıyor farkındaysak. Burada da skala değiştirilmiş, yani yukarıya doğru çıkan Y ekseninde 5, 10, 15 olarak ama bu tarafta daha farklı bir biçimde farkındaysanız 0, yani 10-20 aradaki şeyi farkı 5 ya da 10 yapmanızın ne kadar etkileyebileceğini görüyorsunuz burada. Dolayısıyla gerçekten verilerle manipülasyon mümkün. Yine burada yükselme grafiği görüyorsunuz ama yan tarafta alta düşme çünkü veriyi kesmiş. 2020 ile sınırlamış ve siz eğer bir gruba işte anlatmak istediğiniz neyse işte satışlarımız arttı, muhteşem başarılar elde ettik derken bu veriyi çok rahat kullanabilirsiniz soldakine ama arkasından düşüş eğilimi gösterdiğiniz verisini saklamış olursunuz. Dolayısıyla şöyle de diyenler oluyor işte öteki veriler daha görselleştirilmedi, elimize ulaşmadı vesaire diyerek. Dolayısıyla siz bu firmanın ya da her neyse anlatılan anlatı neyse yükseliş trendinde olduğu yanılgısına kapılabilirsiniz ama sağdaki grafikte tamamından verinin dilimlenmediği, verinin bölünmediği tamamının kullanıldığı grafikte aslında bu verinin düşüş eğiliminde olduğunu görebilirsiniz. Yine yanlış şart ya da yanlış yani hani biliyorsunuz yani veri için bizim kullandığımız birçok farklı veri gösterme yöntemimiz var. Bar kullanabiliriz, chart kullanabiliriz, circle kullanabiliriz. Birçok farklı tür kullanıyoruz. Yanlış bir tür kullandığımızda yine çok acayip sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu örnekte olduğu gibi. Pembe olan kısım hatalı olan. Neden? Çünkü burada bir yüzdelik dilim yok ama yüzdelik pasta konmuş. Yani topladığınızda 64, 50 ve 38'i topladığınızda %100'ü geçiyor. Dolayısıyla %100'ü geçen bir grafikte sizin böyle bir pasta pay chart'ı kullanmamanız gerekiyor. Kullandığınız chart yanlış. Doğru olan sağ taraftaki çünkü hem dediğim gibi rakamlar yazılmış durumda üzerine hem de
doğru bir chart, yani verimize uygun olarak %100 olmadığı için bu pie chart'ı kullanmamamız gerekiyordu. Yine aslında renklerin bizim algımızdaki bu dijital okur yazarlık becerilerimiz, hatta geleneksel medya okur yazarlığından gelen becerilerimizin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablo buradan. Nüfus yoğunlukları dendiğinde aklımıza ne gelir? Yoğun olan yerlerin koyu yapılması gelir, değil mi? Ama kırmızıyla belirtilen yerde tablonun içerisinde, bakın 60 yazan yere bakın altta lütfen, açık. Yani nüfusun yoğun olduğu yerler açık yapılmış. Yani dolayısıyla bu bizim geleneksel getirdiğimiz dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı becerilerine tam ters bir etki. Dolayısıyla biz aslında nüfusun az olduğu yerleri koyu gördüğümüz için oraları daha yoğun. Eğer bir seçimse, illa seçim değil biliyorsunuz, birçok alanda yapılabilir bu kandırmacalar. Sadece seçim sonuçlarıyla ilgili değil ya da sadece ekonomiyle ilgili değil. Göçle ilgili olabilir, birçok konuyla ilgili yapılabilir. Dolayısıyla aslında bizim veri görselleştirmenin bunun önemi de normal veri okuryazarlığı, yani geleneksel veri okuryazarlığı ve dijital veri okuryazarlığı becerilerimizle de doğrudan ilgisi olduğunu gösteriyor. Bizim algımızda her zaman için nüfusun yoğun olduğu yerler koyudur. Dolayısıyla solda yapılan tabloda bir manipülasyon var. Algıyı farklı yönlere odaklamak için yapılmış bir çalışma. Sağdakinde ise gerçekten nüfusun yoğun olduğu yerlerin daha koyu renkle gösterildiğini görüyoruz biz. Yani dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey, veriyle de en çok hani üzerinde durmaya çalıştığım şey, veriyle de bir manipülasyonun kolaylıkla, rahatlıkla yapılabildiği, bunu unutmamamız gerekiyor. İlk önce göstermek istediklerimden biri, açık kaynak yazılım da olması sebebiyle raw density ya da raw graphs diye geçen uygulama. Nereden açacağız bunu? Buna geçiyorum şimdi. Şöyle açalım. Ekran paylaşımı gözüküyor diye tahmin ediyorum. Sanıyorum sizlere ulaşıyor şu an. RawGraphs.io diye bir uygulama üzerinden girebileceğimiz, çok kolay, çok güzel görselleştirmeler yapabileceğimiz bir adres burası. Ama buraya bir şey yüklememiz gerekiyor öncesinde. Doğru mu? Yani bir, yani use it now diyeceğiz ama nasıl bir veri hazırlamamız gerekiyor? Bir örnekle size göstermek istiyorum bunu. Benim sizin için önceden hazırladığım bir görsel var. Birincisi unutmayacağımız şeylerden biri şöyle bir, ya daha doğrusu veri var. Yani verisiz olmaz demiştik biliyorsunuz. Excel tablomu şöyle açıyorum sizler için. Burada ülkelerin ve sayıları, bunun ne olduğunu söyleyeyim, yani bu benim daha önce yaptığım bir çalışmanın verisi. İletişim fakültelerinde, yani en popüler, yani daha doğrusu akademik rankingi en yüksek, yani oylamada en yüksek olan gazetecilik bölümleriyle ilgili olarak yaptığım bir çalışmaydı. Dünyada en iyi gazetecilik bölümleri nerede? 24'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde, 6'sı Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da 5 gibi sırayla devam ediyor. Hatırladığım kadarıyla ilk 50'ye baktığım bir çalışmaydı bu. Bir akademik çalışmamda kullandığım eski bir veriyi şu an görselleştirmeyi deneyeceğiz. Yani eski bir veriyi görselleştireceğiz. Bu bir Excel tablosu. Bu arada çok özür diliyorum. Cem Sütçü hocama ekrandan görememişim. Çok sevgilerimi iletiyorum. Böyle heyecanlandım. Cem burada, yani onu da anmam gerekir. Pınar Dağ hocayı andık. Belki de alana en değerli katkıyı sunmuş veri bilimi kitabını buradan çıkar çıkmaz tüm katılımcılara önerdiğim bir kitaptır. Cem Sütçü hocamızın anlatım dili de çok çok kolay ve anlaşılırdır. Dolayısıyla hani kaçırmışım, onun için böyle bir saygılarımı sunayım istedim. Burada dediğim gibi bir basit Excel tablomuz var elimizde. Bunu böyle de yayınlayabilirsiniz. Yani yaptığınız bir çalışma ve basit bir ya da Word'de bir tablo yaparak yayınladınız. Ama bunu bakın biz ne hale getireceğiz şimdi. Dünyadaki en iyi iletişim fakültelerinin, ilk 50 fakültenin hangi gazetecilik bölümlerinin, özür diliyorum, hangi ülkelere göre dağılımıyla ilgili olarak bir çalışma. Bu Excel tablosuna öncelikle çok temel şeylerden biri, veri görselleştirmede Excel değil, CSV kullanıyoruz. Dolayısıyla Excel'deki verilerimizi mutlaka dosya, farklı kaydet diyerek, dosya deyip farklı kaydet diyerek mutlaka CSV versiyonunu kaydetmemiz gerekiyor. Ne demek bu? Yine bunun içerisine kaydetsin. Nereye kaydedeceğini soruyor. Bakın burada gördük mü? CSV.
Mutlaka verilerimizi, yani yükleyeceğimiz genellikle tool'lar çünkü, yani veri görselleştirme tool'ları CSV şeklinde. CSV nedir aslında derseniz, virgülle ayrılmış veridir. Yani aslında yüklediğimizde bütün bunları virgülle görecek. Ülkeler virgül, ABD virgül, 24 virgül, Birleşik Krallık virgül diye ayırarak görecek. Ve hemen hemen tüm tool'larda, yani internet ortamında veri görselleştirmede kullanılan tüm tool'larda Excel olarak ya da PDF olarak değil, CSV formatında yüklememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu CSV yerine başka bir adla burada deneme 1 diye CSV olarak kaydediyorum. Aynı yere kaydettim. Şöyle göstereceğim zaten size. Bakın burada görsel Excel tablosu olarak duruyor ama deneme 1 diye kaydettiğim aynı veriler CSV olarak gözüküyor. Dolayısıyla demek ki ben CSV olan veriyi kullanacağım burada bir görselleştirme yaparken. Açtık Row Density'yi. Rowgraphs.io site bu. Rowgraphs.io. Tabii şu an sizlerin elinde yok ama aşina olmanız için, böyle bir veri elinizde yok ama aşina olmanız için siteyi açmanızı rica ediyorum. Çünkü elinizde tabii ki bir hazırlanmış Excel tablosu ve CSV yok. Dolayısıyla ekrana bakarak izleyebilirsiniz ama siteye de aşina olmak için açabilirsiniz. Burada use it now diyor. Ya artık hani çok basit İngilizceler bunlar bizim için ve tıklıyorum hemen. Ve sonrasında diyor ki, İstersen verini buraya yapıştır diyor bakın, istersen de yükle diyor. Biz yükleyeceğiz, upload edeceğiz çünkü zaten hazırladık verimizi biliyorsunuz. Dolayısıyla geliyorum ben buraya veri görselleştirmenin içerisinde. Row graphs diye hazırlamıştım zaten. Bakın zaten görsel bire almıyor. Gördük değil mi burada? Çünkü o Excel kabul etmiyor bakın site. Ama deneme ve deneme bir CSV olarak kaydedildiği için bunları alabilirim diyor. Dolayısıyla yani bu da bizi gösteriyor zaten bize Excel'i yükleyemeyeceğimizi buraya. CSV olarak bizim hazırlamış olduğumuz deneme dosyasını buraya yüklüyorum. Yüklemesini bekleyelim birazcık. Verilerimiz buraya geldi. Şahane. Artık verilerimiz buraya bakın yapıştırıldı, getirildi. Görselleri yapmak için ikinci adıma geçiyoruz. Burası yukarısıydı. Buraya geldik ve burada diyor ki bize bir tane chart seç. Yani neyi yapacaksın? Hangi chartla yapacaksın? Ben daha önce hazırladığım için size yani üç farklı chartla göstereceğim. Birincisini seçiyorum. Bunu seçtim. Zaten seçili durumda. Aşağı doğru iniyorum. Bakın burada yine bize bir şey soruyor. Burası önemli, burası kritik. Steps'in içerisine neyi yüklemeniz, size'ın içerisine neyi yüklemeniz gerektiğini biraz matematik, yani matematik dediğim ya zaten mantığımız bunu bize söyleyecek. Size nedir? Büyüklükle ilgilidir. Büyüklüğün içerisine yazı koymayız. Büyüklüğün içerisine sayı koymamız gerekir. Doğru mu? Dimension olarak bir hani sayı yani yüklememiz gerekiyor buraya. Dolayısıyla sayıyı buraya atıyorum. Sayıyı size'a, büyüklüğe attım. Bu arada sayı neydi diye hatırlamayanlar olabilir. Sayı bu yani sayı yandakiler. Öbürü de text olarak yazılı olan kısımda biliyorsunuz. Arkasından bu kısmada hem ülkeleri hem de sayıya ekliyorum. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Bunları deneyerek de bulabilirsiniz tabii. Kurcaladığınızda karşınıza çıkacaktır. Bakın ne yaptı bize? Son derece o ne diyeyim? Sönük anlatıyı farklı bir hale getirdi bize. Ve dedi ki, burada direkt görüyoruz değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla gazetecilik okulu rankingi yüksekmiş. Birleşik Krallık ikinci sırada, Avustralya, Hong Kong, Singapur geliyor sırasıyla geliyor. Bu arada mesela bu verilerdeki bir hatayı size söyleyeyim. Singapur'un rengiyle İspanya, Şili ve İsviçre'nin rengi aynı olmamalı. Bu yanlış bir şey yani çünkü her birine farklı renk vermeliyim. İspanya, Şili ve İsviçre aynı olabilir çünkü üçü de bir. Yani hani üçünün de değeri tek olduğu için aynı renk tutabilirsiniz ama bir hata olarak mesela şu an yapılan şeyde gördüğüm bir durum. Peki bu veriyi nasıl değiştirebilirim? Nasıl oynayabilirim bununla? Bakın colors var burada. Colors'a gelirim. Ya zaten ne dedik? Bir tanesi hatalı dedik. Singapur'un rengi hatalı dedik. Onu değiştirelim yani. Singapur'a gelirim. Buradan farklı bir renk seçebilirim. Yeşilli bir şey seçeyim. O yeşilli bir. Yani farklı bir renk seçebilirim. Her bir ülkenin rengini buradan değiştirebiliyorum bakın color'dan. Yani burada yine bunlar artık çok temel şeyler bildiğimiz. Genişliği, yüksekliği, background'u mesela beyaz renk şu an. Background'un da rengini değiştirebilirsiniz.
Bu arada aklınızda bulunsun, internet ortamında diyez işareti ve 6 tane harf ve rakamdan oluşan her şey renk kodudur. Bakın alttakiler de öyle. Diyez işareti ve yanında 6 tane rakam veya harften oluşan ifade var. Dolayısıyla buradan da gelerek bu renkleri de değiştirebiliyorum. Yani seçip değiştirebilirim. İstersen background color'ı da bu arada aratabilirim tabii. Yani HTML kod renkleri diye aratırsanız buraya koyacağınız FFFF yerine, beyaz yerine ne koyacağınızı ya da aşağıdan seçerek ne koymak istiyorsanız koyabiliyorsunuz. Çok basit bakın yani hani o kötü demeyeyim, sıradan anlatıyı bir anda daha farklı bir hale getiren, daha kolay anlaşılır hale getiren bir şey. Demek ki en iyi gazetecilik okulları şu an için dünyada yapılan rankinglere göre ağırlıklı olarak Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşlanıyor. Arkasından da Avustralya'da olan fakülteler geliyor gibi. Bunu kaydederken ne yapacağım peki? Burada bakın yine aşağıda export kısmı var. Buradan ne olarak kaydetmek istiyorsanız JPEG kaydedebilirsiniz, PNG kaydedebilirsiniz, ne olarak RAW graphs, grafik olarak da kaydedebilirsiniz. Burada sonra üzerine çalışacaksanız vesaire. Nasıl bir kayıt işlemi yapmak istiyorsanız o şekilde kaydedebiliyorsunuz. Birinci örnek buydu. Yani çok basit hani şeylerden birisi. Dediğim gibi bu da export kısmı. Yine aynı hani birazcık kurcalamak gerekiyor demiştim ya. Aynı tabloyu nasıl yapabiliriz? Circle packing deneyelim. Yani verimiz yine aynı bakın. Buraya yapıştırdığımız veri, upload ettiğimiz veri aynı. Burada duruyor. Reset edip tekrar yeni sıfırdan koyabilirsiniz. Yani tool oldukça basit öyle söyleyeyim. Circle packing'i seçiyorum bu sefer. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Daha farklı bir tablo haline getirmeye çalışacağım bunu. Burada birazcık bakın. Chart variable yani chart'ın değişkenleri biraz arttı. Burada da hani yine deneyerek bulmamız gerekiyor. Ama yine burada bileceğimiz şeylerden biri size'ın öncelikli olarak neyle başlayacağı, sayıyla başlayacağını bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada da ben bir hemen daha önce yapmış olduğum için size getiriyorum ama bunları çekin çekin ve deneyin. Alta bakın ne yapıyor diye. Şöyle dediğim gibi size'ın mutlaka zaten sayı olması gerekiyor. Color'ı da neye göre renklendireyim bunu demiş. Ülkelere göre renklendir diyorum. Label'a da yine neye göre label etiket atayım diyor. Ülkelere göre renklendir diyorum. Unutmayacağım zaten buraya bu arada sayı yerine size'a başka bir şey atadığınızda hata verir. Kabul etmeyecektir chart. Bir örnek olarak şimdi hazırladığım için ama bunlarda denemeniz gerekiyor. Yani bunu çektim baktım ne yaptı. Yani mutlaka bunları kurcalamanızı öneriyorum. Bu sefer ne olarak gösterdi bize? Baloncuk olarak gösterdi. Yine bence bir öncekinden de daha güzel bir görsel bu. Yani bu konuya uygun olarak. Tabii ki o ötekinin de anlattığı göçle ilgili olan çalışmalarda, farklı yerlerde, farklı veri setlerinde çok anlamlı sonuçlar verebilir. Ama bu veri setinde bence bu çok daha güzel ve anlaşılır bir şekilde gösterdi bize. Dolayısıyla ne yaptı yine? En çok hani en popüler ya da rankingi ne diyelim akademik rankingi yani akademik olarak en iyi kabul edilen gazetecilik bölümlerinin ülkelere göre dağılımını verdiği bir tabloyu bize bu şekilde gösterdi. Yine yanda aynı şekilde bakın burada color'ıyla oynayabiliyoruz. Yüksekliğiyle yani şöyle bir göstererek şey yapayım bunu birazcık daha küçülteyim ki net görülsün. Çok küçülttüm bakın. Yani bunlarla da oynayarak büyüklüğünü, küçüklüğünü, background'un rengini dediğim gibi eğer HTML codes, HTML color codes aratırsanız buraya diyez işaretinin yanına ne yazacağınızı görürsünüz zaten. Hangi rengi arıyorsanız dediğim gibi genellikle diyez işareti zaten öyle. Diyez işaretinin yanında 6 tane karakterden oluşur, rakam ya da yazıdan oluşur her renk internet ortamında bize gösterilen. Ama burada daha kolay bir şey yapmış bize. İsterseniz buradan gelip tıklayabilirsiniz diyor. Tıklayıp buradan seçip renklerini değiştirme şansınız var. Yine bakın burada farklı renk panellerini seçme şansı da size tanıyor. Dolayısıyla tabii burada biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya çok yakın oldu renkler. Bunları hani biraz düşünerek mantığımızı kullanarak yapmamız gerekiyor. Neden bu arada sadece hocam ben ABD deyip yanına 24'ü yazmasam ne olurdu ki? Yine aklımıza hep ne gelecek? Görme engelliler gelecek. Onların da veriye ulaşması. Yine sadece disability'yi renkle ilgili yani engellilik durumunu sadece
görmeyle ilgili düşünmeyelim. Bilişsel becerileri zayıf olan engelliler de var. Onlar da yazıyla daha kolay anlıyor olabilir. Belki bir görsel ve yazıyla renge göre. Dolayısıyla bizim elimizde bir imkan var. Hem rengi kullanabiliriz, hem yazıyı kullanabiliriz, hem büyüklüğü kullanabiliriz burada olduğu gibi. Hiyerarşi de akılda kalmayı çok sağlayan bir şey. Normal sıradan bir metinde hiyerarşiyi çok kullanamıyoruz. Sadece yukarıdan aşağıya sıralıyoruz. Ama veri görselleştirme bize bunları yapmaya da olanak sağlıyor. Dolayısıyla hem rengi hem yazıyı hem hiyerarşiyi birçok hatırlatıcı unsuru kullanmamıza da olanak sağladığı için oldukça elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Yine böyle aşağıya doğru inecek olursam buradan da ne yapabilirim? Nasıl kaydetmek istiyorsam bunu download etmeme olanak sağlayacaktır. Bu renk paneliyle ilgili olarak muhtemelen öteki türlü kaydetmeme izin vermiyor ama normalde ben bunların hepsini kaydetmiş durumdayım yani. Hani hepsi normalde en kötü ihtimal PDF ve PNG olarak ya da işte JPEG olarak falan kaydetmenize olanak sağlayacaktır. Aynı tabloyu bir de hani bu artık bu tool'u birazcık kurcalayalım istiyorum. Başka neyle yapabiliriz? Bakın verimiz yine burada. Verimi silmedim. Verim olduğu gibi duruyor. Aşağı doğru iniyorum. Buradan neyi seçebilirim? Sunburst'ü denemişim. Sizinle yapmadan önce evde birazcık denedim tabii ki. Yine burada birçok bize hani neleri nereye atayım diye soruyor. Ben denediğim için, kurcaladığım için size hemen söyleyebilirim ki buraya birden fazla istiyor. Hiyerarşi olduğuna göre birden fazla veri gireceksiniz buraya. Hani birazcık böyle buralara zaten bir süre kurcaladığınızda aşina oluyorsunuz. Bir şeyleri birbiriyle hiyerarşi yapacağı için iki veri koyuyorum. Ondan sonra başka koyacağım neler var diye hemen şöyle bir bakıyorum. Size'a zaten neyi biliyoruz? Biz sayıyı koymam gerekiyor. Neye göre color vereyim dedi. Yine ülkelere göre ver dedim. Ve yine ülkeleri buraya leaf label olarak ekledim. Bakın ne yaptı? Oldukça orijinal. Bu arada iki yere bir veriyi iki yere koydum. Acaba nereye koydum? Şöyle bir bakayım. Şundan mı? Acaba bundan değildir diye düşünüyorum. Şunu bir kaldırayım. Evet, sanki daha iyi oldu şimdi. Ya da yani ekleyebilirsiniz. Bunları kurcalamanız, yani en doğru veriyi bulana kadar, en doğru hale getirene kadar kurcalamanız oldukça önemli. Burada da ne yapmış olduk? Yine ülkelerin adları yazılı ama daha farklı bir tabloyla derdimizi anlatmaya çalıştık. Bana sorarsanız ben böyle bir veriyi ikinci gösterdiğim circle olanla anlatırım ama her verinin, elinizdeki verinin de farklı farklı chart tipleriyle anlatılma olasılığı var. Hani konuşmuştuk onu zaten. Örneğin bir aşılarla ilgili olan da bar chart'ı kullanmak çok daha akılda kalıcı olabiliyor. Ama mesela bu şeyde ikinci gösterdiğimiz circle çok daha güzel ve anlamlı bir tablo veriyor. Sadece burada hani farklı tablo tiplerini, bunların hepsini deneyebilirsiniz elinizdeki verilere göre. Birçok bubble chart var, bakın bir sürü bar chart var, farklı farklı chart tipleri var. Bunların hepsini deneyebileceğiniz ve kolaylıkla da sonuç alabileceğiniz bir, bakın yine bar chart yapmış durumdayım burada. Ve bunu da rahatlıkla kaydedebileceğiniz bir ortamdır bu. Dolayısıyla çok önereceğim, çok ücretsiz de olması dolayısıyla kurcalamanızı önereceklerimden birisi. Açık kaynak yazılımdır. Birçok kaynakçının bir araya, yani birçok kod yazarının bir araya gelerek üzerine geliştirdikleri, devam ettirdikleri bir yazılım. Dolayısıyla da bir tool daha doğrusu mutlaka kullanmanızı önereceklerimden birisi olduğunu söyleyebilirim. Peki çok duyduğumuz bir şey daha var mesela. Bu bir tanesidir, Rawgraphs. Infogram aşılarla ilgili olarak yapmış olduğum, onu da size göstereceğim. Ama öncesinde bir de eminim çok duyduğunuz Word Cloud'la ilgili olarak da duyduğunuzu düşünüyorum. Word Cloud'la ilgili de güzel bir tool'u yine sizinle paylaşmak istiyorum. Kelime balonları değil mi? Uzun bir metinden kelime balonu yapmayı deneyeceğiz şimdi. Bu da çok güzel, gerçekten şahane bir tool. Yani hiç böyle kodlama falan bilmeden, bunları kodlama bilerek de yapabileceğiniz yerler var biliyorsunuz ama hiç onlara ihtiyaç duymadan kodlamamız, yani kodlamaya gerek duymadan yapabileceğimiz bir yer. Yani belirli bir sözcük içerisinde geçen, değil mi? Kelimelerin en çok yinelenenlerini bize gösteren gayet güzel, gayet enteresan bir site olduğunu söyleyebiliriz bunun da.
Şimdi buraya da yine file yükleyebilirsiniz diyor. Ben bunun için bir file hazırlamıştım. Onun için şöyle bir arayalım. Tanıyorum, siteye girmemizi istiyor artık arkadaşlar. Giriş yaparak bunu açacağım size. Bunu bir şimdilik bekletiyorum. Ama bu da yani gerçekten çok elverişli bir tool bizim için. Muhtemelen yanlış siteye de girmiş olabilirim. Bir Word Cloud'a nereden girdiğimi tekrar bir kontrol edeceğim burada. Çünkü onunla ilgili olarak hazırladığım bir şey var arkadaşlar. Normalde şöyle bir şey yapmıştım Word Cloud'da, çünkü göstereyim size. Onu hemen bir tekrar kontrol edip bakacağım. Bizden istenen şey, bizim böyle bir dijital kültür endüstrisine girişine Kültür Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz bir projede Ankara ile ilgili görseller istemişlerdi. Atatürk'ün Ankara'ya geldiği gün söylediği, yapmış olduğu konuşmanın görsellerinden mesela hazırlamış olduğumuz bir Word Cloud'du bu. Word Cloud'u nerelerde kullanabiliriz? Hemen o yani Word Cloud üzerinde düzenlemeyi yapmadan önce sizinle paylaşmak istiyorum onu. Çünkü yani bazen bize şey geliyor, ne var ki? Hani bunları niye paylaşalım? Ne gerek var bu görsellere gibi hissediyoruz. Aslında gerçekten çok çok farklı yerlerde kullanabiliyoruz bunları. Hemen şöyle bir onu bulacağım ve size göstereceğim. Dediğim gibi. Efendim? Bilgi Hocam, duyabiliyor musun? Duyuyorum şu an. Tamam, o demin açtığınız sitede wordcloud.com'da Word List menüsünde Import CSV from CSV var. CSV. O işin devam mı? Hemen bir bakarız. Hemen bakalım hocam. Hemen açıyorum. Hemen bir bakalım. wordcloud.com'da aşağıdaki menüden hemen girdim. Alta iniyoruz, doğru mu hocam? Bakın hemen file diyor ya, yukarıda oldu şimdi. Word list file'larında evet. CSV çıkıyor. Aynen. Buraya tıkladığımızda değil mi hocam? Bir rendering işlemi yapıyor. Onu bir bekleyeyim hemen. Şurası. Word list dediğimizde, süper hocam. Aynen öyle. Buradan alıyoruz. Hemen buradan import from CSV dedi mesela. CSV olarak kaydettiğimiz bir ya da PDF bir dokümanı bile bakın alabiliyor bize. Extract words from PDF demiş. Herhangi bir dokümanı indirerek buraya kaydedebiliyoruz. Yani yine extract from text, text olarak hazırlanmış olan bir şeyden de alabiliyoruz. Kolaylıkla yapabileceğimiz bir şey. CSV'min içerisinde çok bir şey yok. Onun için şöyle bir PDF dokümanı arayalım burada. Şöyle bir örnek olarak bir PDF mutlaka bilgisayarımda vardır diye düşünüyorum. Onun için şöyle bir bilgisayarımdan herhangi bir PDF ya da şey indirelim istiyorum, bir saniye. Şöyle bir metin var elimde mesela. Bir bunu deneyelim. PDF değil gerçi bu. Onun için şunu şöyle bir PDF'e çevirdim hemen. Biliyorsunuz bunları çevirmek de çok kolay artık. Dosya dedim. Farklı kaydet dedim. Bir Word dosyasını da PDF olarak kaydetmem son derece kolay. Bunun içerisine kaydettim. Ve sonrasında PDF dokümanı buraya gelip yapıştırabilirim. Şurada bakın PDF'im. Yapıştırıyorum. Bir görselleştirme ile ilgili bir metindi bu arada, bu da PDF'e çevirdiğim metin. Geldi, bakın ne yaptı bize? PDF benim veri görselleştirme ile ilgili hazırladığım bir metindeki görselleri değiştirdi ve önümüze çıkardı. Shape'ini buradan değiştirebiliyorum. Shape dediğim şu an bakın şöyle bir ok gibi bir şeyin içerisinde duruyor. Ben bunu şuradaki shape'den bakın neler haline getirebileceğim. Mesela bir konuşma balonu gibi bir şey vardı. Onun içerisine alayım. Birinin konuşmasını yapıyorsanız konuşma butonu gibi bir, şunun gibi bir şey ya da böyle hatırlıyorum. Hemen şöyle bir bakayım. Elmanın içerisine koyalım hadi. Göstermek için sadece yapıyorum. Bir elma şeklinde bu sözleri bize ne yapacak? Elma gibi bir şeklin içerisine yerleştirdi gördüğünüz gibi. Yine neyin içerisine? Burada shape'i değiştirerek bambaşka shape'ler seçebiliyorum. Bir ok işaretinin içerisine koydurabilirim. Birinin söylediği sözlerse bunu seçmem güzel olabilir. Birinin söylediği ifadelerden eğer bir görselleştirme tool'u yapıyorsam bunu seçebilirim. Biz orada atamızı almak için kalp seçmiştik. Yani dolayısıyla shape'i de buradan nasıl bir şeyin içerisinde Word Cloud yapacağını seçiyoruz. Rengi de buradan seçebiliyoruz. Renk de seçilebiliyor.
Shape'in de rengi seçiliyor, bunların da rengi seçiliyor. Mesela şu alttakinin de rengini şuradan değiştirelim istersek. Bakın burada verdiği renkler bunlar ama bunları beğenmezseniz bambaşka renkler seçebilirsiniz. Farklı renk tool'larını seçip uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başka başka renklerle seçip yapma şansınız var. Çok gerçekten kullanışlı ve basittir. Yani yine kodlama gerektirmediği için oldukça önemli ve kolay kullanılabilir bir tool olduğunu düşünüyorum bunun. Orijinal bir tool onun için. Ama kodlama bilimlerine de geçeceğiz şimdi biraz daha. Yani kod birazcık daha kod bilgisi gerektirenden de bahsedeceğiz. Cem hocama da teşekkür ediyorum. Hemen burada gördüğüm hani file'ı nereden yükleyeceğimle ilgili sıkıntı da sağ olsun. Buradan Word listin içerisinden yükleyebiliyoruz. Başka kullanabileceğimiz yine aklımıza gelebilecek hani neler vardır, neler kullanılabilir dediğimizde infogramı bir sizlere göstermek istiyorum. Raw density'yi gösterdik zaten. Bir de infogramla yapılmış olan birkaç örnek göstermek istiyorum size. Ama bu Word Cloud'la ilgili olarak da aslında onu belki göstermem çok yerinde olacaktır. O da Word Cloud'la ilgili olarak Word Cloud'la yapılmış olan bir çalışma ödül aldı ülkemizde. Belki biliyorsunuz. Hemen onu açacağım, hazırlayacağım size. Veri gazeteciliği alanında dünyadakilerden biri, yani dünya çapında yapılan bir yarışmada Efe Kerem Sözeri'nin çalışması ödül aldı. Word Cloud'la yaptı. Hemen onu bulup sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok başarılı bir veri görselleştirme örneği. Bu arada burada anlayacağımız şeylerden biri yani birçok artık ödül töreni falan var. Yani bunlarla ilgili. Dolayısıyla hani mutlaka bunlara hani gitmemizi, bunlara katılmamızı bu nedenle çok önemsiyoruz açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani birçok artık veri gazeteciliği ile ilgili olarak, veri görselleştirme ile ilgili olarak çalışma yapılıyor ve bunlarla çeşitli ödüllere de, ödül törenlerine de başvurma şansımız var. Dolayısıyla mutlaka bunları da bilelim ve katılalım istiyorum açıkçası. Efe'ninkileri kaydetmiş olmalıyım. Nereye kaydettiğimi hemen bir bulmaya çalışıyorum. Ne yaptığını size söyleyeyim, fikrini söyleyeyim. Çok ilginç gelecek bence size. Siyasi partilerin seçim bildirgelerini bir Word Cloud yaptı. Peki bu ne sağladı ona? Yani hani örneğin bir siyasi parti en çok seçim bildirgesinde demokrasiyi mi vurgulamış, kadın haklarını mı vurgulamış, çocuğu mu vurgulamış? Birazcık hep diyorduk ya içerikle aslında bizim metnim, yani şeyimizin de görselleştirme fikrimizin de mutlaka uyması gerekiyor demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla sadece tool'u bilmek yetmiyor. Yani bu Word Cloud'la yapabiliyorum. Evet öğrendim artık yükleyebiliyorum ama neyi yükleyeceğim? Yükleyeceğim şeyin de bir anlamının olması gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka bizim çalışmalarımızda üzerinde duracağımız konulardan birinin de mutlaka aslında üzerinde durmamız gereken şeylerden birinin mutlaka içerik olmasının nedeni de açıkçası bu. Çünkü anlamsız bir şeyi görselleştirdiğiniz takdirde hiçbir anlamı olmayacaktır açıkçası. Bir de biz nitel veriyi görselleştirmekten bahsettik. Yani burada hep nicel bakın. Hani Word Cloud'da da öyle. Çünkü ne yapıyor? Tabloları alıyor ve onları kelimeleri alıyor ve sayıyor. Yine sayısal bir analiz yapıyor. Peki biz nitel bir veriyi görselleştiremez miyiz? Çünkü çok nicel verinin kutsandığı bir çağa doğru geçiyoruz. Bu da açıkçası benim doğru bulmadığım bir şey. Çünkü nitel veri de görselleştirilebilir, nitel veri de önemlidir, nitel çalışmalar da son derece önemlidir. Bunun için de ben MindMap'ı kullanıyorum. MindMap üzerinden birkaç hani örneği sizinle paylaşacağım şimdi. Gerçekten çok etkili bir tool. Neler yaptığımı bir gösterip arkasından da sizlere MindMap tool'unu da kullanmayı şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Dediğim gibi sadece nicel veri diye düşünmeyelim. Evet birçok nicel veri için tool var ama nicel verinin görselleştirilmesi de oldukça önemli. Hemen açıyorum. Bu kısmı atlayacağım tabii ki uzun uzadıya zihin haritalama anlatmayacağım size ama bir akademik makalenizi, bir haberi nasıl zihin haritalamayla
ya da nitel veri görselleştirmeyle şahane hale getirebiliriz. Onun üzerine biraz durmak istiyorum. Bu bizim Bahar Hoca'yla, Bahar Kayahan Hoca'yla hazırladığımız bir çalışmaydı. Twitter'daki IŞİD destekçisi hesaplar üzerine yaptığımız bir içerik analiziydi. Bunu yani Word Cloud gibi ya da yani nicel veriyi kullanarak bir analiz yoluna gitmek yerine yaptığımız çalışmayı nitel bir biçimde, yani verileri kendimizce bir analiz etmek istedik ve ilk etapta şöyle bir şey yaptık. İşte girişi var çalışmanın, sonucu var. Metodolojisi, içerik analizi ve içerik analizine baktığımız şeyleri bu şekilde görselleştirdik. Sonra daha geliştirip bu hale getirdik. Yani üzerinde çalıştıkça görselleriniz de daha iyi hale gelebilir. İşte bizim baktığımız şeyler mesaj tipleriydi. Yani bu tweetlerde, IŞİD destekçisi tweetlerdeki. Uygunsuz içerik, kanlı görüntü gösterip göstermediklerine bakmıştık. Ya da tweetlerde geçen anlatı tipleri, yani daha doğrusu kimlik tipleri neler diye bakmıştık. Bu insanlar sadece terörist olarak resmedilmiyor kendi tweet hesaplarında. Kendilerine inanan, savaşçı, ondan sonra doğa sever gibi başka kimliklerle de, ya da family father, yani baba olarak da, çünkü çok çocuklarıyla falan görüntülerini paylaştıklarını gördük. İşte burada kuram anlatacak değilim ama Erwin Goffman'ın farklı kimliklerin sahneye gelişi sosyal medya üzerinde o teoriden yola çıkarak yapılmış bir şeydi. Yani söylemeye çalıştığım sadece bunu haber metinlerinde değil, görselleştirme tool'larına, aynı zamanda akademik içeriklerde bir tezinizi bile bu şekilde hazırlayıp gittiğinizde hocaların aklında daha kolay kalacaktır. Bir makalenizi, biz bunu bir uluslararası sempozyumda sunmuştuk ve gerçekten sadece bunun üzerinden, yani ekstra bir PowerPoint hazırlamadan bunun üzerinden anlatımızı oluşturmuştuk. Dolayısıyla ya da başında ya da sonunda koymak. Hep sorularla biter biliyorsunuz bu şeyler, akademik panellerin ya da işte PowerPoint'lerin sonu. Halbuki çok anlamsızdır. Bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Gibi bir ifadeyle bitirmek. Bunun yerine böyle bir tabloyla bitirdiğinizde hem çalışmanız akılda kalır hem de derli toplu bir biçimde ne anlattığınızı anlatmış olursunuz. Yine mesela bu benim ODTÜ'de çok kullandığım, yani bana, çünkü bu arada zihin haritalamasının önemini ve nitel veri görselleştirmenin önemini kullandığım yer, öğrendiğim yer ODTÜ'ydü. ODTÜ'deki master programımdı. Orada makaleleri annotation dediğimiz özetlememiz isteniyor ve özetlerken de genellikle nitel veri görselleştirme yöntemlerini kullanmamız isteniyordu. Bu çok uzun bir makale ve ben bu makaleyi bir yerlerde kaydedip ya da Word'de ya da elde özetini yazsam muhtemelen makaleyi hatırlama şansım olmayacak. Ama makaleyi bu şekilde kendime hatırlatacak bir görselle ve ana hatlarını kendim anlayacağım şekilde yazdığımda, ben şu an mesela bu makaleyi çok net hatırlıyorum. Yaklaşık kaç yıl önceki? 8 yıl önce okuduğum bir makale. İşte bir bilimin, yani feminist teoriyle yazılmış bir makale ve bilimin aslında beyaz adamın bilimi olduğu ve hani işte kadınların ve diğer dezavantajlı grupların bilimde ne kadar yer bulduğu ile ilgili olan enteresan bir çalışmaydı. Ve işte burada geçen ifadeleri, bu arada buralara daha uzun notlar alabiliyoruz. Yanında tik işareti olan, yanında bu şey ataç işareti olanlara daha da uzun notlar da alabiliyorsunuz. Birazdan tool'u size göstereceğim zaten. Dolayısıyla bu uzun bir kitap özetlerinde, dediğim gibi sadece hani gidip de gazetecilikte mi kullanacağız bunları? Hayır, kitap özeti, akademik çalışma, özgeçmiş hazırlama, birçok alanda da kullanabileceğiniz etkili anlatı türlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin nefret ettiği bir konu diyeceğim. İletişim kuramları nefret ettiği dediğim ya, hepimiz için en önemli olan ama öğrencilerin de en zorlandığı, değil mi? Böyle kuramdan kaldım diyen daha fazladır herhalde diğer derslere göre. Aslında en önemli derstir. Yani nefret ettiği dediğim, çocukların çok böyle hayıflandığı, öğrencilerimizin en hayıflandığı alan. Ben mesela burada, bu büyütülebilen bir şey tabii aslında normal platformunda, eleştirel iletişim araştırmalarını dörde ayırmış durumdayım. Ekonomi, politik yaklaşım, kültürel çalışmalar, post yapısalcılık, yapısalcılık, kırmızıyla görüyorsunuz mesela. Ve ekonomi, politik yaklaşımın neye baktığını görüyorum. Gazetecinin çalışma koşulları ve ekonomi tarafından, işte bir kelepçeli gazeteci koymuş durumdayım. Çünkü kapitalist üretim tarzının yapı ve dinamiklerinin gazeteciyi nasıl bağladığına bakar. Ama sol başa gelirseniz kültürel çalışmalar, orada izleyici araştırması ve metin analizi yapılır. Ve dolayısıyla bir izleyiciyi çağrıştıran görüntü koyuyorum. O da alımlama araştırması biliyorsunuz. Ve metin analizinde de söylem çözümlemesini kullanır gibi. Yine post yapısalcılık,
Gazetecinin çalışma koşullarına bakmaz. Altta sağ altta baktığımızda izleyiciye ve metne bakar. Ama çalışma, gazetecinin çalışma koşulları ve kapitalist üretim tarzına odaklanmaz. Ya da yapısalcılık gösterge bilim sadece metni inceler, hangi yöntemde gösterge bilimle gibi. Bu tür özetler yaptırmak çok çok kıymetli oluyor bence. Çünkü ben bu arada yüksek lisansta pek yapamıyorum ama lisans öğrencilerimle, lisans derslerimde mümkün olduğunca yurttaş gazeteciliği dersine mesela bu sene yapacağız. Bir sergi açtırıyorum. Öğrencilere bir topik verip o topikle ilgili olarak görseller oluşturmalarını istiyorum ve o sergide de birbirlerinin yaptıkları görsel şeylere bakıyorlar sergi boyunca. Hem kendileri bir emek vererek o görseli hazırladıkları için konuyu çok daha net hatırlıyorlar, hem de birbirlerinin hazırladığı şeylere baktıkları için daha net hazır, daha rahat görüyorlar. Söylemeye çalıştığım şey, yeni medyanın temel özellikleri nelerdir dediğimizde, multimedya, hipermetin, etkileşimselliği sınavdan çıkana kadar çocuk çok iyi biliyor, öğrenci çok iyi biliyor ama çıktıktan sonra kafamdan uçup gitti diyor. İşte ben bu kafadan uçup gitmeyi biraz engellemek adına dediğim gibi bu tür şeyler yaptırmaya çalışıyorum. Yani önce elde hazırlayabiliyorlar. Önce işte sosyal medyanın özellikleri nelerdir, temel özellikleri nelerdir gibi. Arkasından da bunu bir veri görselleştirme tool'u üzerinde yapıp bir sergi açıyoruz. Ve o sergide de birbirimizin nasıl konuyu anlattığına bakıyoruz. Özgeçmişinizi de hazırlamak için kullanabilirsiniz. Akademik makalelerinizi de, burada ben özgeçmişimle ilgili mesela hani hazırlamışım. Eğitim bilgilerimi anlattığım, akademik ilgi alanlarımı, iş deneyimimi anlattığım bir görsel. Makalelerinizde de kullanabilirsiniz. Bu da mesela yine VAPA'yla, lezbiyenlerin bir mobil uygulamasıyla, mobil sevgili bulma, flört uygulamasıyla ilgili bir çalışmada. Önce bakın çok basit başlıyorum, arkasından değiştiriyorum konuyu. Ama çok akılda kalıyor böyle olunca. Teorim çok net, teorim ve metodolojim etnografi ve queer teori. Sonrasında bulgularımı çok rahat bir şekilde açıklayabiliyorum. Yani aslında bütün bir metni okumak yerine sadece buna bakarak bile insanların aklında bir şeyler kalabiliyor. Görme biçimleri hepimizin herhalde bildiği iletişimin temel kitaplarından biri. Yurt dışında elde yaptırılmış bir görsel çalışmasını görüyoruz burada. Yani muhtemelen öğrencilerimiz, bizim öğrencilerimiz de şu en altına bakmanızı istiyorum, mechanical reproduction kısmına. Eminim öğrencilerimiz sınavdan sonra şunu söyleyebilirler. Mekanik, teknik olarak reprodüksiyon, yani sanatın çoğaltımı sanatın özünü bozmuştur. Ama çocuk burada çok güzel bir biçimde resimle anlatıyor. Bakın, bir tablonun 6 tane tabloya çıkartılması, Osman Hamdi Bey'in tablosunun artık her yerde satılması ama onun sanatının özünün aurasını bozması. Sadece mobilyalarımıza benziyor diye, rengi mor diye, bordo diye evimize asmamız ama anlattığı o sanatın derdinin gitmesini çok başarılı bir biçimde anlatıyor. Çünkü sınavdan sonra dediğim gibi öğrenci genellikle yazıyor, mekanik reprodüksiyon çağında sanatın özü aurası bozulur. Kabul, ama hep diyoruz ya, sınavdan çıktıktan sonra aklımda hiçbir şey kalmadı. Ama eğer bu şekilde bir özet tutulursa, kendi emeği olduğu için, o kavramları kendi görselleriyle de anlattığı için çok daha kolay aklında kalacaktır. Sonra bunu tabii çeşitli tool'larla alternatif platformlara taşıyabiliriz. Genellikle derslerde çok kullanmaya çalışıyorum ben. Dediğim gibi örneklemi anlatırken olasılıklı örneklem, olasılıklı olmayan örneklem mesela burada gibi. Yani birçok yerde de kullanabileceğimiz bir nitel görselleştirme tool'ları da var. Burada mesela işte küresel ısınmanın etkileriyle ilgili yapılmış olan bir tool görüyoruz. Sadece dediğim gibi ne akademide ne medya metinlerinde, bakın bir reklamcılıkta da kullanılan, yani hani reklam etiğiyle ilgili olarak bir grafikte de kullanabileceğiniz, illa nicel veri görselleştirmeye gerek yok, nitel veri görselleştirme tool'ları var. Ben biliyorum, yani bilenler ve katılanlar vardır eminim ki, Türkiye'nin birçok yerindeki iletişim fakültesine giderek bu veri görselleştirme, nitel veri görselleştirme ile ilgili önce elde denediğimiz, arkasından da bu, hatta Ankara İletişim'de, İLEF'te, sizin okulunuzda olan, sonrasında da tool'lara taşıdığımız bu Hacettepe İletişim'de, İstanbul'da da katıldıklarım çok, davet eden okullara giderek bunun bir hani eğitimini vermeye çalışıyorum. Burada sonrasında yaptıkları, o elle yaptıkları şeyi bir tula taşıyorlar gördüğünüz gibi. Neyi anlatmak istiyorlarsa, Hinduizm ise Hinduizm, özgeçmiş ise özgeçmiş, bir yönetmenin en sevdiği filmleri ise ya da bir yönetmeni tanıtmaksa bir yönetmeni tanıtmak gibi. Dolayısıyla ben açıkçası mutlaka sizinle burada
bir nitel veri görselleştirme uygulaması da yapmak isterim. Nicel veri tool'larının yanı sıra. Onun için de MindMap programını şimdi sizinle paylaşacağım ve onun üzerinde çok basit bir program. Benim size gösterdiklerimin hemen hemen hepsi MindMap'la yapılmış durumda. Şimdi onu açıp bir hemen onun üzerinde de bir deneme yapalım istiyorum. MindMap aslında ücretli bir uygulama ama ben şu anda hiç ücretli versiyonunu kullanmadım. Hiç ihtiyaç duymadım. Ücretsiz haliyle de çok kolay yapabilirsiniz. Create a free map diyorum buradan. Create a free map dedikten sonra bana böyle bir boş şey getiriyor. Buraya ne yapmak istiyorsanız ana konunuz neyse onu yazıyorsunuz. Bilge Şenyüz. İşte yani hani neyse konumuz şu an aklıma gelmediği için. Bunu yazdıktan çok bakın yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zaten şeyi var. Ya o kadar basit bir program ki hiçbir PowerPoint hazırlığınız olmasa 10 dakikada hazırlık yapıp sunabileceğiniz bir şey dolayısıyla. Bilge Şenyüz tıklayken büyütmek istiyorum diyelim bunu. Buna basıyorum bakın büyüttüm. Buna basarsam küçülür. Çok net yani. Buna basarsam büyür. Şunları zaten Word'den biliyorsunuz. Sola hizala, sağa hizala, ortala vesaire. Bunlar oradan o kadar bildiğimiz. Buna bir metin ek, yani hani demiştim ya ete çeklediğimizde kenarına. Burada sign in yapmanızı ister yalnız. Yani ben şu an sign in yapmadım. Bir hani bir öncekinde gösterdiğimde vardı biliyorsunuz. Ekstra metin ekleyebiliyorsunuz diye. Buradan da eğer sign in yaparsanız adınızla soyadınızla vesaireyle girerseniz buraya daha fazla metin de eklemenizi olanak sağlıyor. Peki ben bunu alt dallara nasıl açacağım? Bizim kilidimiz burası. Insert child node. Buraya geleceğim ve buraya tıkladığımda yeni bir node açacak bana. Yeni bir bağlantı. Eğitim bilgileri. Neyi anlatmak istiyorsanız şu an hani aklıma gelen yine bu olduğu için. Tekrar Bilge Şenyüz'e dönüyorum. Bakın eğitim bilgilerinden. Tekrar Bilge Şenyüz'e geliyorum. Buraya, buradan yine bir insert diyerek iletişim diyeyim. İletişim bilgileri. Şu an sadece böyle bir göstermek için yapıyoruz. Yine buna geliyorum. Üçüncü bir şey eklemiş olayım. Çalışma yaşamı diyeyim. Yine bunlar biraz küçük mü gözüküyor gözünüze? Hemen biraz büyütebilirsiniz. Burayla. Yine buraya basarak. Hepsi tabii aynı şey olsun. Eğitim bilgilerinin içinden yeni bir ok mu vereceksiniz? Eğitim bilgilerini anlatacaksınız. O zaman burada tıklıyken, yani şu tıklı olmayacak. Bu tıklıyken tekrar buraya bastığınızda yeni bir şey açtı bakın. Ben burada çok kısa hani hazırlamak için size şöyle göstereceğim. ODTÜ dedim. Ankara Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi diyeyim şöyle. Renklerini değiştirip arkasına fotoğrafı nasıl ekleyeceğim? Hadi gelelim ona bakalım. Bu arada bunu istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Bakın şöyle çektim, böyle çektim. İstediğiniz yere çekebiliyorsunuz bunların. Şöyle çekelim. Bunu yani burada bir dikkat edeceğimiz bir şey var. Tüm görselleştirmeler için bence bu geçerli. Renklerimizin bir mantığı olmalı. Yani şimdi burada iletişim bilgilerini pembe, hoşuma öyle gittiği için, eğitim bilgilerini yeşil, çalışma yaşamımı mor yapsam ne güzel olabilir ama burada biz bir hiyerarşiden yararlanmak zorundayız görselleştirmede. Dolayısıyla iletişim bilgileri, eğitim bilgileri ve çalışma yaşamı alt başlığım olduğu için aynı renk kalmalı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu üçü de aynı kategori olduğu için belki bunların rengini değiştirip aynı renk yapabilirim. O zaman rengi nereden değiştiriyorum? ODTÜ tıklıyken şuraya geliyorum. Background'un rengini de değiştirebilirim. Yazının rengini de değiştirebilirim. Çok kötü bir şey yaptım şu an ama göstermek için yaptım sadece. Birazcık da şunları da büyütelim. Şöyle büyüteyim. Bu bayağı kötü oldu. Onun için düzelteyim şöyle. Background'u doğru kalsın da teksti böyle kalsın. Bunların üçü aynı kategori olduğu için aynı renk yapmam gerekir. Yani çünkü hepsi okulu çağrıştıracak. Zihin böyle işliyor. Yani renklerle hiyerarşi kuruyor. Büyüklük, küçüklükle bir hiyerarşi kuruyor. Dolayısıyla benim bunlardan yararlanmam lazım. Şu şekilde bırakırsam güzel bir şey olmaz. Yani mutlaka alt başlıkları aynı renk ve aynı formata sokmam gerekiyor. Hemen bunların hepsini sarı yapayım o zaman. Farklı bir sarı yapmışım bu arada. Onu da yukarıdakini de düzelteyim. Şunu da bir hemen düzelttim.
Şimdi birazcık bakın mantık oturmaya başladı. Çünkü ara başlıklarım aynı renk, bir alt başlık aynı renk, bir alt başlık aynı renk. Bunlardan da çıkarabilirsiniz, çıkaracaksanız. Yani hani örnek veriyorum, yüksek lisans dedim. Bir de bir tane daha çıkarayım, doktora. Şu an sadece bir örnek yani bu. ODTÜ'de yüksek lisansım var. Burada da lisansım var. Yine bakın, bir üst kategoriyle bunların renginin aynı kalmaması daha iyi olabilir. Dolayısıyla buraya geliyorum. Bunların rengini, bu daha önemli bir başlık olduğu için bence farklı bir renk yapabiliriz. Sadece örnek için yapıyorum şu an. Öyle söyleyeyim. Şu üçünün rengi aynı renk ama altta kalanlar farklı renk olsun gibi. Sadece hiyerarşideki renklere dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Peki buraya başka ne ekleyebilirim? Dediğim gibi bunu bu arada istediğiniz yere çekebilirsiniz. İster böyle yaparsınız. Yani hiçbir her yere getirip götürürsünüz. Ben biraz normalde bunu böyle tam yuvarlak şeklinde de yapıyorlar zihin haritamasını ama bizim ülkemizde soldan sağa doğru yazı okuma yönümüz olduğu için bunun daha akılda kalıcı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bir mesela Arapça yazıyorsanız belki o büyük görseli sağ tarafta konumlandırmanız gerekir. Çünkü okuma yönünüz öteki türlü olacağı için. Buna fotoğraf ekleyebilir miyim? Evet, ekleyebilirim. Bilge Şenyüz işaretliyken bakın burada adjust node image diyor. Buraya tıklayarak bir görsel ekleyelim. Vardır masa üstünde, foto verin kesin. Hoppa, şöyle bir... Yani herhangi bir foto alacağım şimdi şuradan. Şöyle bir ekran resmi varmış. Bu arada Haluk Hoca çıktı. Bir şeyden almışız, toplantıdan almışız. Şunu aldım o zaman. Tamam, kendimin olduğu bir fotoğraf. Burada bana soruyor, nereye yerleştirmemi istersin fotoğrafı diyor. Left to text ne demek? Fotoğrafın soluna yerleştirecek demek. Fotoğrafın üstüne yerleştirmek istiyorsanız, above, behind, neyse nereye yerleştirmek istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Hadi behind the text'i işaretleyelim. Şunun işaretli olması önemli. Keep aspect ratio'nun. Çünkü burada bir büyütme küçültme yaparsanız, fotoğraf çok büyük geldiğinde küçültürseniz kendiliğinden oranlaması için. Yani büyüklüğü küçülttüğünüzde eni de küçültecek ki saçma sapan bir fotoğraf çıkmasın ortaya. Biz şimdilik böyle bir kaydedelim bakalım. Çok büyük bir fotoğraf. Ne yapacağım hemen? Yine buraya geleceğim ve şunu 300 dedim. Zaten bu işaretli olduğu için bunu ona göre yapacaktır. Küçülttü bakın oran, burada kendisi uygun olan oranı yaptı. Daha küçük bir hale getirdim. Fotoğraf tabii ki yazı yüzümün üzerinde olsun istemem. Dolayısıyla hani onun yerini değiştirmem gerekebilir. Left to text diyebilirim. Bu sefer ne yaptı? Fotoğrafımı yazının yanına ekledi. Her birine ekleyebilir miyim? Evet, ODTÜ'ye gelirim. ODTÜ'nün üzerinde yine Adjust Node Image diyerek buradan ODTÜ'nün logosunu eklerim. Ankara Üniversitesi'ne gelirim. Buradan ekle diyerek Ankara Üniversitesi'nin logosunu eklerim. Çok basit bir tool dediğim gibi. Bu arada sunum yaparken yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz tamamen. Yani buraya odaklandınız, buraya geldiniz. Sonrasında geri gidip tekrar ana resmi gösterebilirsiniz. Dolayısıyla çok etkili ve çok kolay anlaşılır bir nitel araştırmada da kullanabileceğimiz bir tool olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Bir de sunum sırasında sizlere ikon bulabileceğimiz yerlerden bahsetmiştim. O ikonları da kullanıyoruz biz haritalım görselleştirme sırasında. Birazcık onlara da bakalım istiyorum açıkçası. Hemen buradan bir hatırlayalım hangileriydi. Şöyle getireyim. İkon arama için kullanacaklarımızdan biri bu. Çünkü ikonlar da çok akılda kalıcı oluyor. Çok güzel, çok bize faydalı görseller sunuyorlar. Dolayısıyla hemen şöyle yapıştıralım. Bakın burada birçok ikon görüyorsunuz. Mesela kadınla ilgili bir şey çalışacaksınız. Woman deseniz, aratsanız karşınıza birçok ikon getirecek. Bunları da alıp kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla getirdi bakın bir bu. Yine farklı formatlarda PNG olarak ya da farklı formatlarda nereye eklemek istiyorsanız ekleyebileceğiniz görsellerinizi çok güzel böyle ne diyeyim daha etkili hale getirebileceğiniz bir ikon arama
sitesi bu. Bir başka daha var. Ona da hemen bakalım. Bir sonraki şeydeydi o da. Burada. The Noun Project diye. O da çok güzel ikonlar bulmamızı sağlayan. Zaten bu arada bu tool'lara bakmaya başladıkça birbirlerine reklam verdiklerini, yani bir hani infograma girdiğinizde muhtemelen burayla ilgili bir reklamla karşılaşıp kurcalamaya devam edeceksinizdir diye düşünüyorum açıkçası. Twitter mesela, Twitter üzerine bir araştırma yapıyorsam, Twitter'la ilgili bana bakalım neler verecek, hangi ikonları kullanabileceğim. Bakın ne kadar enteresan, güzel, farklı ikonlar veriyor kullanabileceğim. Değişik, Twitter'ı çağrıştıran. Dolayısıyla bunları yine alıp farklı formatlarda kaydedip görsellerimde kullanabiliyorum. Yani ikonlardan da yararlanmamızı bu anlamda görsellerimizde çok çok etkili olacağını, iyi olacağını düşünüyorum. Daha gelişmişler için daha hani biz hocam tool'ları öğrendik. Mesela Burak için geçerli bu. Burak artık çok güzel şeyler yapıyor. Daha gelişmiş bir üst düzeyde bize ne önerirsiniz? Yani artık tool'larda bayağı hakimiz, karıştırıyoruz. Bunun için de JavaScript'te biraz JavaScript bilginiz olduktan sonra inanılmaz rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tool'u öneriyorum. Daha doğrusu bir library'yi, bir kütüphaneyi öneriyorum. D3.js. JavaScript'in veri görselleştirme için bir kütüphanesi bu. İnanılmaz bir kütüphane. İçerisinde yapabileceğiniz, gördüğünüz gibi burada bir sürü farklı görsel tipi var. Burada da kodlarını göstereyim. Azıcık koda aşina olanlar çok da zor olmayacağını düşünecekler bence. Dolayısıyla birkaç tanesini examples diyerek açalım ve bakalım. Yani bu dediğim gibi daha ileri aşama ama bazılarınız da daha ileri aşamadan başlamak isteyebilir. Bakın buradaki herhangi bir tabloyu alalım. Mesela dünya haritası üzerinde yapılacak bir çalışma yapacaksanız diyor. Altta kodları var. Bu kodları değiştiriyorsunuz. Yaptığınız tek şey bu. Sıfırdan kod yazmıyorsunuz. Yani buraya ne girecekseniz, ne veri girecekseniz kodlar verilmiş durumda zaten size. Eğer siz koda müdahale etmeyi biliyorsanız kolaylıkla buradaki her bir örneği deneyip çok enteresan sonuçlar elde edebilirsiniz. Hiç dediğim gibi yani aslında süper bir kod bilgisi gerektirmiyor ama koda müdahale edebilmeyi gerektiriyor. Koda müdahale etmeyi biliyorsanız bütün bu chartları kullanabilirsiniz. Burada da Word Cloud vardı bu arada. Bakın Obama ile ilgili enteresan bir şey yapılmış. Word Cloud burada da var bakın. Bunun example'ları içerisinde de var. Daha kodla yazılmış bir versiyon ama siz bakın burada yine Word Cloud'un bir kodunu yazmış durumda. Yukarıda da bir örneği var. Ama siz kendi tekstinizi yapıştırarak burada da değiştirme, oynama yapabiliyorsunuz. Altta size kodları veriyor. Yani bu kodların üzerinde oynama, değiştirme, rengini de değiştirebilirsiniz. Color kısmını bularak. Birazcık daha dediğim gibi yani benim de şu an mesela vakit bulsam üzerinde daha çok oynamaktan, vakit geçirmekten hoşlandığım yer D3.js. Yani bu kütüphaneyi seviyorum çünkü biraz daha profesyonel farkındaysak hani biraz daha böyle orijinal çok farklı görselleri de kullanabileceğimiz haritayla da entegre olan interaktif olanlar da var dediğim gibi hani işte mesela doğum oranları her gün her an dünyaya yeni biri geliyor ve onun sayımını devam ettirecek bir görsel bulabilmek açısından dolayısıyla ben ama bizimkiler de var bubble chart da var bakın sıfırdan başladıklarımız da var. Biraz ilerledikten sonra JavaScript'te biraz gelişip D3.js'le de devam edilebileceğini düşünüyorum. Biz aslında benim ikinci dönemki veri görselleştirme ile ilgili olan dersimde Python üzerinden bazı görselleştirmeler deniyoruz. Tabii ki 14 haftalık bir program. Dolayısıyla biraz daha ilerleme gerekiyor ama öncesinde orada da tool'ları görüyoruz. Yani dolayısıyla ilk önce tool'larla başlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama ben bu konuyu çok sevdim hocam, ben bu konuda artık devam etmek istiyorum diyenlere de söylediğim tool'ları, infogramı, raw density'yi, burada saydık, o PowerPoint içerisinde saydıklarımı, Tableau'yu mesela bilgisayarınıza indirip denedikten sonra belki bu library üzerinden de devam edebilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Sorusu olan var mıdır?
Bu arada ben de hala göremediğim şeyin bulamadım. Efe Kerem Sözer'in şeyini bulmaya çalışıyorum. Yani çünkü gerçekten World Club'la yaptığı şey çok yaratıcıydı. Zaten ödül de aldı dediğim gibi. Çünkü enfes bir şey. Yani bütün partilerin seçim bildirgelerini tek tek incelediği bir süpersin. Çiğdem Nur öğrencim yetişti. Hemen sizinle onu paylaşacağım. Çiğdem Nur çok teşekkür ediyorum. Öğrencim yetişti. Çünkü muhtemelen onlara derste bahsetmişimdir bile. Burada görüyorsunuz bakın. Ödül almış bir çalışma Efe Kerem'in. Gerçekten çok başarılı bir akademisyen ve gazetecilik de yapıyor. Bütün partilerin seçim bildirgelerinde en çok izlenen sözcüklere yönelik yapmış olduğu çok enfes bir veri görselleştirme örneği görüyoruz. Ödül de almıştı yani bu çalışma. Dolayısıyla burada aslında bizim atmaya çalıştığımız içerikle Tool'u çok iyi kullanıyor olabilirsiniz ama yaratıcı bir fikir gelmiyorsa pek bir anlamı olmayacaktır. Ama yaratıcı fikirle görsel birleştiğinde çok etkili, çok şahane bir şeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla ikisini bir arada düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Çiğdem çok teşekkür ediyorum Çiğdem Nur'a, sevgili öğrencimize. Sorusu olan var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Günün bu saatinde 2 saatinizi ayırarak buraya geldiniz, katıldınız, dinlediniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yüz yüze birlikte olmayı çok umut etmiştim ama olamadı. Ben de sizlere el sallıyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum.